Silindirle sıkıştırılmış beton yol çözümleriyle bugün uygula, yarın kullan. Herkese merhaba. Bugün yol boyunca Sabancı ailesinin 4. kuşak temsilcisilerinden Hacı Sabancı ile birlikteyiz. Hoş geldin Hacı. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsın? Vallahi çok iyiyim. Böyle güzel bir günde, güzel bir havada, güzel bir arabanın içinde seyahat ediyoruz. Evet. Şimdi baktığımızda dünya ticaretinin çok önemli bir barometresi var. Denizcilik. Denizcilik alanında Densa Holding'in yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak Hacı Sabancı görev yapıyor. Ve bayağı da başarılı. İş dünyasında adından söz ettiriyor. Biz de o başarılarını sizlere yol boyunca programında ekranlardan yansıtmak istedik. Nasıl gidiyor denizcilik? Hani şimdi kaç gemi oldu? Neler yapıyorsunuz? Birazcık bize anlatır mısın? Tabii, kısaca anlatayım. Biz başta dediğiniz gibi dünya ticaretinin yaklaşık %87'si deniz yoluyla yapılıyor. O yüzden denizcilik çok önem arz eden bir sektör ve sürekli gelişen bir sektör. Biz bu sektörün kuru yük ve tanker taşımacılığı alanında varız. Kuru yük dediğimiz dökme yük. Yani burada demir cevheri, kömür, buğday, arpa, çimento gibi dökme yüklerin taşındığı 18 tane kuru yük gemimiz var. 4 tane de ham petrol tankerimiz var. Bunlar da ham petrol taşıyorlar. Toplamda 22 gemilik bir filodan oluşuyor. Şirketimizin adı aslında Marinsa. Burada babam Ömer Sabancı Bey ve halam Demet Sabancı Çetin Doğan ortaklar. Biz şu anda kuru yük piyasasından memnunuz. Geçmiş senelere göre bir artış söz konusu. Yalnız tankerde de tam tersine geçmiş senelere göre bir düşme söz konusu. Onun da inşallah kış aylarında tekrar artmasını bekliyoruz. Çünkü dünyada kış aylarında enerji tüketimi daha fazla oluyor. O yüzden petrol ihtiyacı artıyor. Petrol ihtiyacı artınca da ticareti ve taşınması artıyor gibi bir ümitle tekrar yükseleceğini. Şu anda o zaman 22 gemi var. Şu anda 22 gemi var. 2010 evet. Yılından beri faaliyet gösteriyor Densa Holding. Densa Denizcilik'ti. Daha sonra Densa Holding oldu. Doğru. Bir de yani gerçekten denizcilik alanında, denizciliğe baktığımızda niye dünya ticaretinin barometresi diyoruz? Çünkü arttıkça taşımacılık, deniz taşımacılığı, çünkü zaten ticaretin %87'sine karşılık geliyor. Demek ki ekonomiler daha iyiye gidiyor demek. Yani herhalde 2008 krizinde en çok düşmüştür değil mi? Evet. Deniz taşımacılığı. Çok etkilenen bir sektör oldu. Birçok farklı denizcilik kolu var aslında. Bunlardan iki tanesi kuru yük ve tanker. Bir de konteyner taşımacılığı var aslında. O da bitmiş malları taşıyor. O yüzden aslında konteynerdaki gelişim veya artış daha ekonomilerin iyiye veya kötüye gittiğini daha iyi anlatabiliyor. Çünkü tüketiciye hitap eden malı taşıyor orası. Buradan daha iyi anlayabiliyoruz. Peki iç gemilerle seyahat ediyor musunuz? Dahil oluyor musunuz? O hani operasyonel sürecin içinde misiniz? Takip eder misiniz mesela? İşte hangi gemi nerede? Çünkü tabii. Artık dünya ticareti, yani Türkiye'nin rekabetiyle de kısıtlı olmayan bir olay. Ne kadar işin içindesiniz onu şey yapalım. İşin içindeyiz ama şöyle, ben gemiyle seyahat etme imkanım olmadı. Bir kere bunun için zaten gemi adamı cüzdanı, ehliyeti gerekiyor. O yüzden bunun okulunu okumak gerekiyor. Eğitimli tecrübesini almak gerekiyor. O yüzden onu hiç yapmadım ama gemilerimizin herhangi bir tanesinin şu an nerede olduğunu dakika dakika, hatta
saat saat takip ediyoruz. Her gün akşam rapor geliyor. Evet. Şöyle diyebilirim, gemilerden bir tanesi Nijerya'da yük boşaltırken öbürü Çin'de yük yüklüyor mesela. Öbürü o sırada Süveyş kanalını geçiyor. Bu bakımdan dinamik bir sektör ve hep dünyadan haberdar oluyorsunuz. Yani bizim işimizi şöyle diyeyim, bir Rusya'da oluşacak bir grev veya Amerika'da oluşacak bir kasırga, Avustralya'da oluşacak bir sel, bunların hepsi bizi etkiliyor aslında. O yüzden sürekli dünyadan haberdar olmak durumundasınız. Bu da işin güzel yanı aslında. Evet. Daha önce Sabancı ailesinin hiçbir ferdi bu sektörde yer almıyordu. Sizin şöyle bir hedefiniz var, ben okudum. Diyorsunuz ki dünyanın sayılı armatör ailelerinden bir tanesi burada olarak konumlamak ilerideki. Doğruysa hani bu konuda ne noktadasınız şu anda? Hedefler gerçekleşiyor mu? Aslında şöyle, yok. Yalçın Sabancı Bey yasa denizcilik olarak bizden 10 sene önce bu sektöre yatırım yapmış. Şu anda yasa denizciliğin filosu da çok geniş bir filosu var. Biz aslında kendisinden 10 sene sonra yaptık. O yüzden hani ilk bizim girdiğimiz doğru değil. Tamam. Şöyle yani dünyanın en azından saygın armatörlerinden biri olmak istiyoruz. Öyle diyebilirim. Sonuçta böyle bir sürü aile var. Özellikle 3. jenerasyonu, 4. jenerasyonu bu işi devredebilmiş. İtalyan aileler var böyle, Fransız aileler var. İnşallah biz de bir gün onlar gibi saygın bir armatör aile oluruz. Yani kim tarafından saygın? Hem müşterilerimiz tarafından, bu kiracılar oluyor, hem de tersaneler bazında. Yani Güney Kore'de, Çin'de, Japonya'da üretiliyor gemiler. Orada da saygın bir armatör aile olursak ne mutlu. Bizde de şimdi tersanecilik çok gelişti. Bizde hiç hani sizin kullandığınız gemilerden üretim başladı mı Türkiye'de, yoksa daha küçük çaplı üretimler mi oluyor? Şöyle, Türkiye'deki tersaneler ürettiği gemi boyutları bizimkilerden daha ufak. O ebatlarda bir iki tane üretmişler ama çok rekabetçi olamıyor. Daha çok 10.000-25.000 ton aralığındaki kimyasal tanker dedikleri alanda Türkiye çok rekabetçi. Evet. Bir de bakım konusunda çok iyi tersanelerimiz. Orada da çok rekabetçi. Yani gemilerin 5 senelik, 10 senelik bakım zamanları oluyor. Havuz zamanları oluyor. Havuzlama zamanında da bizim Türkiye tersaneleri gerçekten rekabetçi. Çok. Özellikle Avrupa'daki rakiplerine kıyasla. Peki nasıl bir şey Sabancı soyadını taşımak? Hani avantajlı mı, dezavantajlı bir şey mi? Bu soru çok geliyordur herhalde. Taşıması zor mu yoksa kolay bir soyadı mı? Bir kere kesinlikle zor değil. Hani öyle bir şey dersem hem kendime hem aile büyüklerime haksızlık etmiş olurum. Bir kere çok gurur verici bir şey Sabancı soyadını taşımak. Sabancı soyadının saygınlığı aslında ailenin servetinden dolayı değil, yarattığı iş imkanından, ödediği vergiden, yaptığı bağıştan, kurduğu vakıftan, okuldan, üniversiteden, sanat alanındaki yatırımlarından evet. Buralardan geliyor. Evet, yani evet. Bu topraktan aldığını bu toprağa vermek konseptinden geliyor. O yüzden ne mutlu böyle bir ailenin ferdiyim. Ne mutlu ki dedem rahmetli Hacı Sabancı gibi, rahmetli Sakıp Sabancı gibi idol alabileceğim çok saygıdeğer iş adamlarının, iş insanlarını, daha doğrusu insanları yetiştirmiş bu aile. Evet. O yüzden çok
Bir de güzel bir şey bu. Dedenin adını da taşımak herhalde çok gerçekten tabii. kıymetli. Yani tabii. Hacı Sabancı aynı isimdesin. Tabii. Dolayısıyla ayrıca belki de bir şey getiriyor. Sorumluluk getiriyor tabii, diye tabii. düşünüyorum. Bir yandan da amcan Sakıp Sabancı. Onunla Sakıp Bey'le bir anını bizle paylaşma şansın olur mu? Böyle gerçekten seni değiştiren bir anı olabilir. Belki daha önce hiç paylaşmadın ya da paylaşmış da olabilirsin. Var mıdır hiç öyle amcayla birebir kurduğun farklı bir hikaye ya da bir anı? Rahmetli Sakıp amcam bana gördüğü zaman tatlı acı derdi. Öyle çok güzel bir şekilde gülerdi. O attığı kahkahayla herkesin başta benim biz de sevinç dolu olurduk evet, yani. Evet. Tatlı acı derdi. Çok çok hoşuma giderdi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Çok zaten hani pozitif bir insansın gördüğüm kadarıyla. Hani bu belki amcadan bile geçmiş olabilir. Çünkü o da çok pozitif insandı. Hani idoller peki kimdir? Hani böyle rol model olarak aldığın kimler var? İş hayatında özellikle. Ya hakikaten şu insan çok başarılı, rol model olarak bunu alabilirim dediğin isimler var mı? Bir kere rol model veya idol olarak sadece hani babamı alıyorum. Hem başarılı bir iş adamı olmanın yanında en önemli özelliklerinden biri adil ve dürüst olmasıdır. Bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Yani özel hayatında da iş hayatında da adil olmak, sana yapılmasını istemediğin bir şeyi karşı tarafa yapmamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani babamın yanında çalışarak gerçekten çok da iyi tecrübe ediniyorum. İnsan gençken hani iş hayatında da özel hayatında da hızlı karar alabiliyor veya bir hırsla tecrübe de olmadığı için o kararlar yanlış olabiliyor ama başta baba olunca ya düzeltiyor ya da bazen düzeltmiyor yanlışını görsün diyor. Yaşasın, yüzden, yaşasın evet, bizzat aynen. ve ondan sonra bizzat yanlıştan ders alsın. Aynen öyle. Ya çok önemli bir şey tabii bu. İyi bir fırsat ve şans bence. Gerçekten insanın ailesiyle özellikle de babasıyla birlikte çalışabilmesi. Kesinlikle. Tecrübesini herhalde katlayan bir faktördür diye düşünüyorum. Kesinlikle. Denizcilik alanının haricinde ben gayrimenkul bir ara duydum. Ticari gayrimenkul Avrupa'da girecektiniz. Ya da gıda diye hep sektörler konuşuldu. Var mı başka spektrumda sektörler denizcilik haricinde? Ya evet biz burada da olmaya karar verdik ya da belki de adım atmışsınızdır şimdiye kadar. Öyle başka sektörlerde de yer alma konusunda var. Şöyle... Gıda, restoran işini bir dönem düşünmüştük. Kısmet olmadı o zaman. Birkaç yerle görüşmüştük. Nihayete ulaşmadı. Ticari gayrimenkulde de Türkiye'de bir iki ufak yatırım yaptık. Bir de şimdi kardeşim Hakan da Türkiye'de, İstanbul'da. Ha, geldi o da. O evet, da Amerika'da okuyordu değil mi? Aynen o da döndü. Şimdi o da şeylere bakıyor. Böyle daha çok angel investment yani melek yatırımcı olarak app yatırımları, evet, startuplara start belki dijital tarafta çok gerçekten orada orası booming hani sektörlerden öyle, gelişen sektörlerden çok öyle. Mantıklı. Bir kardeşin daha var Kerim o hala Amerika'da herhalde. Evet o şimdi onun da son senesi. Evet o da ondan sonra gelecek. Ama evet. büyük oğlan olarak sen şu anda burada İstanbul'da işin başında uzun yıllardan beri gerçekten tabii. çok başarılı. 2010 yılından beri ya işin başında babam var ama evet. biz de işin içindeyiz. Evet. Çalışmayı seviyorum ben hani eskiden de okul bitse de çalışmaya başlasam isterdim. Pek okumayı seven biri değildim hani evet. okuldayken. Evet. Peki kendini nerede görüyorsun 20 sene sonra? Hani bir vizyon, bir hedef. Ya ben kendimi şurada görmek istiyorum dediğinde neresidir orası? Ya aslında bu tip hedefler koymanın yani 20 yıl veya 10 yıl bu tip uzun vadeli hedefler koymanın insanın kendi hayatı için çok doğru olmadığına inanıyorum. Yani şirketlerde bu yapılabilir yani 5 sene 10 sene gerçi bayağı uzun ama evet. 20 sene sonra hani canı gönülden ne isterdim? Babam gibi hani güzel bir aile yaşantım olsun isterdim.
iş hayatında başarılı, insanların sevip saydığı, iyi bildiği, bu ülke insanı iş imkanı yaratabilmiş, kâr etmiş, kârından vergisini ödemiş bir iş adamı olmak isterdim. Sanata da daha fazla zaman ayırmak isterdim. Evet, sanat da şimdi, şimdi mesela sanatla da zaten bayağı iç içesin. Aynı zamanda hani bu alanda yatırım da yapan bir ailesiniz. O yüzden hani nasıl bize o tarafı anlatır mısın? Sanatla alakan genel anlamda ne kadar hayatında sanat? Ya şöyle, ben ailenin buraya yatırım amaçlı baktığını düşünmüyorum. Yani burada asıl hani çağdaş sanat dediğimiz zaman Sakıp Sabancı Müzesi var. Rahmetli evet, Sakıp amcanın çok emek sarf ederek kurduğu müze. Ben ilk üniversiteye başvururken o zamanlar bana demişlerdi ki okul dışında gönüllü bir şeyler yapıyor olman gerekir. O zaman da böyle bir fikir çıkmıştı ortaya. Okul çıkışları, Ozan Sabancı Müzesi yeni kurulmuştu. Sabancı Müzesi'nde çalış dediler. Ben de seve seve dedim. İlk orada akşamüstleri okul çıkışı çalışmaya başladım. O hatların Arapça Türkçe'ye çevrimi vardı o zamanlar. Ben de onları bilgisayara girerek başladım. İlk sanata ilk aşinalık orada başladı. O yaşlarda 17-18 yaşında. Daha sonra Türkiye'ye, üniversiteden sonra Türkiye'ye dönünce annem babam da çağdaş sanata meraklıydı. Ufak ufak topluyorlardı. Bir koleksiyon oluşmuştu. Ben de merak olunca biraz o koleksiyona katkı yapmaya başladım. Biraz daha işin içine girmeye başladım ve şu anda 250 parçaya yaklaşan bir çağdaş sanat koleksiyonumuz var. Arzu Ömer Sabancı koleksiyonu adı altında. Zaten halamla eniştem Demet Cengiz, Çetin Doğan Çift, onlar da bu alanda çok aktifler. Hatta bir ara müze kurmayı düşünüyorlardı. Bizim için yani hakikaten bir tutku diyebilirim bu. Evet, yani yatırım ailede, amaçlı bakılmıyor evet, aslında. Evet, evet. Daha çok yani sosyal sorumluluk tarafı çok büyük çünkü paylaşıyorsunuz. Yani alınan o koleksiyonlar paylaşıldıkça toplumla aslında fayda doğru sağlıyor. Dolayısıyla bunu yapabilen çok önemli ailelerdensiniz. Bu konuda da sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Mutlu. Aile büyüklerimizin yaptığı bir şey, sağ olsunlar, var olsunlar. Başka neler var hayatta? Yani şey, Beşiktaş sevgisi var, onu çok iyi biliyoruz. Futbol, hani iyi bir izleyicisin, iyi bir taraftarsın. Şöyle, iki senedir çok şükür Beşiktaş çok iyi gidiyor. Beşiktaş'ı evet, izlemek çok keyifli, maçlara gitmek çok keyifli. Kongre üyesisin ayrıca değil mi? Evet, devam kongre ediyor. Üyesim, evet, aynen. Şöyle, biz artık benim iki kardeşim de Beşiktaşlı, babam da Beşiktaşlı. Biz bütün programlarımızı, seyahatimizi, tatillerimizi hep Beşiktaş'ın maçlarına göre planlıyoruz. Artık önceden de maç takvimi çıkıyor. Günler belli oluyor. O yüzden kendimizi hep ona göre programlıyoruz ki Beşiktaş'ın maçına gidebilelim diye. Çok keyifli. Yani takım iyi. Çok güzel bir hava yakalandı orada. Yönetim başarılı, hoca başarılı. İnşallah bu sene de şampiyon olalım. Seneye de şampiyon olalım. İnşallah. Devam etsin valla. Peki başka neler var? Hani bunlar haricinde seyahat etmek diye duydum. Çok seyahat etmeyi de seviyorsun. O da hayatın önemli bir parçası. Aslında hepsi birbirini tamamlıyor herhalde baktığında. Evet. İş hayatı, seyahat, sanat, doğru, futbol. Aynen. Şöyle, seyahat etmeyi bazen işten dolayı seyahat etmek durumunda kalıyorum. Yazın daha tatil amaçlı seyahat ediyorum hafta sonları. Ama artık mesela seyahatlerimde önceliği
sanat konusu aldı diyebilirim. Çünkü gittiğim yerlerde önce hani hangi müzeyi gezebilirim, nerede iyi galeri var, nerede iyi sergi var, bunları araştırıyorum. Hani önceliği artık ona veriyorum diyebilirim. Şimdi ben bir de gemilerin isimlerine baktım. Hep böyle vahşi hayvan isimleri, işte jaguar var, timsah var. O da evet. O da herhalde senden geliyormuş diye duydum, doğru mu? Hani sen mi o isimleri önerip yönetim kuruluna şey yapıyorsun? Evet, ilk hani ne koyalım, renk mi koysak dedik. Ondan sonra ya hani fil büyürse renk sayısı az kalabilir düşüncesiyle orada hayvan isimleriyle başladık. Ben ismi öneriyorum yönetim kuruluna. Aynen, eğer yönetim kurulundan onay gelirse, sağ olsunlar bugüne kadar hep onayladılar. Aynen, jaguar var, puma var, deniz aslanı var, sea lion, seal var, kobra var, shark var. Sonu yok yani aslında, gemileri arttırsanız da isim bulmak çok olacak, kolay olacak, çok şey. Gerçekten güzel bir şey de yaratıyor. Aynı zamanda duygusal bağ da yaratıyor belki gemilerle. Doğru, sadece yaratıyor. İşi sadece hani rasyonel iş olarak bırakmıyor gibi algıladım. Sosyal sorumluluk alanında herhangi bir hani liderliğini üstlendiğin bir şey var mı? Bir alan var mı? Çünkü şimdi artık hani bütün neredeyse holdingler mutlaka bir işin içine bir sosyal sorumluluk da katıyorlar yaptıkları işlerde. Sanat alanında zaten hani şüphesiz orada gerçekten önemli bir liderlik üstleniyorsunuz ama ayrıca yürüttüğün herhangi bir şey var mı? Şöyle, benim annemin kurucusu olduğu ve başkan yardımcılığını yaptığı iki tane dernek var. Hı-hı. Bunlar Mikader ve Epos 7 Derneği. Mikader'de özellikle aktif görev almaya çalışıyorum. Minik Kalplerle El Ele Derneği. Burada kimsesiz çocuklar için sevgi evleri yapılıyor ve şu anda aslında Tekirdağ tarafında bir rehabilitasyon merkezi yapılıyor. Daha çok burada Mikader'de görev almaya çalışıyorum. Maddi manevi, maddi işin tabii daha kolay tarafı, manevi anlamda yani gidip destek olabilmek, o sevgi evlerini ziyaret etmek çok farklı bir şey. Onu da elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Peki bir soru daha. Bir magazin basını seni böyle çok rahat bırakmıyorlar, değil mi? Şimdi biraz önce Bebek'ten aldık seni. Orada bile hani sadece Bebek'te durmaktan dolayı birazcık tedirgin oldun. Biz ama biraz şey bir yerde durduk. Sakat yani. Bir yerde durduk. Çok da merkezi bir yerde durduk. Evet. Dolayısıyla hani niye acaba hep böyle iş adamı kimliğini değil de yakalamak istedikleri yerleri yakalayıp haberleştiriyorlar. Hani bu aslında sadece sana özel değil, herkese yapılan bir şey ama onlardan memnun olmadığını hissediyorum. Bu konudaki görüşlerini de alabilir miyim? Yani aslında 2010 yılından beri çok başarılı bir şekilde denizcilik sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin başındasın. Çok önemli işlere imza atıyorsun. Ülkemizi dünya ticaretinde temsil ediyorsun. Ama bunları haberleştireceklerine başka konulara daha fazla ağırlık vermeyi istiyorlar ve herhalde daha mı satılabilir olduğundan dolayı o konular. Bu konuda ya ben çok aslında bu konuda yorum yapabileceğim bir durum yok. İş hayatı farklı, özel hayat bence farklı. Orada şimdi kimseyi de niye o tarafı öne çıkarmıyorsunuz, niye bu tarafı öne çıkarıyorsunuz demeyeceğim. Ben yalan haber olmadığı sürece çok bozulan, sinirlenen biri değilim. Yeter ki yalan haber olmasın yani. İçim dışım bir insanım. Bazen farklı lanse ettiriliyorum. Bir tek onu sevmiyorum. Yani olmadığım biri gibi yazılması, çizilmesi hoşuma gitmiyor. Kimsenin gitmez o. Evet. Otomobillerle aran nasıl? Şimdi tabii biz ilk defa yeni bir şey yapıyoruz. Normalde biliyorsun televizyon programları, böyle söyleşi programları kapalı bir stüdyo ortamında yapılır. Biz hareket halinde bir süper sporun içerisindeyiz şu anda. NXX'in içerisindeyiz. Var mı merak arabalara? Valla aslında var. Ama İstanbul'da artık araba kullanmak o kadar zor ki. Evet. Yani çok trafik var. Bir yerden bir yere giderken artık günün her saatinde trafik var. O yüzden çok fazla araba kullanamıyorum. Ama arabaya merak var. Spor arabaya var. Evet.
Nasıl, beğendin mi NXX'i? Daha fazla... Ben çok beğendim. Siz gelmeden de biraz arkadaşlarla konuşuyorduk. Anlattılar da. Hibritmiş sanırım. Hem hibrit hem evet normal atmosferik motoru var. Dolayısıyla 581 beygir. Beni de çok heyecanlandırıyor. Şimdi artık NXX'in içinde program gerçekleştiriyoruz. Özellikle sizin gibi genç insanları ağırladığımız için çok gerçekten hem onların da ilgisini, dikkatini çekiyor hem de bizi de çok heyecanlandırıyor programı sunarken. Aa, çok güzel araba gerçekten. Rengi de çok güzel bu arada. Çok teşekkürler. Kullanmak ister misin bu arada? Yok. Ya, tamam. Tamam. Okey. Böyle bir şey de sunuyoruz mutlaka. Sağ olun. Silindirle sıkıştırılmış beton yol çözümleriyle bugün uygula, yarın kullan. Silindirle sıkıştırılmış beton yol çözümleriyle bugün uygula, yarın kullan. Peki şimdi mesela uluslararası sularda hareket halindeki gemilere çok korsan saldırıları oluyor uluslararası sulardaki gemilere. Siz hiç hani Allah korusun olmamıştır değil mi şimdiye kadar? Çünkü çok zarar veren maliyetli bir şey herhalde. Ne yazık ki aslında artık şu an çok olmuyor. Geçmişte 2011-2012'ye kadar çok ciddi anlamda özellikle Aden Körfezi'nin orada bu sıkıntı baş göstermişti. Somalili korsanlar gemileri kaçırıp fidye almak suretiyle hayatlarını idame ettiriyorlardı orada. Sonra NATO dahil oldu bu işe ve sanırım artık temizlediler. Yani böyle bir sıkıntı pek kalmadı. Ama hala o bölgeden geçerken korsan sigortası alıyoruz. Veya tankerlerimiz geçerken bir farklı sigorta daha var, onu da alıyor. Bitti diyorlar ama gene de tedbiri elden bırakmamak lazım. Aynen öyle. Spor var mı? Bir ara Coşkun'la yürüyordunuz. O devam ediyor mu o yürüyüşler yoksa? Yok ama bir bayan hocayla ağırlık çalışıyorum şimdi. Haftada 3 gün veya bazen 4 güne çıkarmaya çalışıyorum. Fitness yapıyorum. Seviyorum da artık. Yani kiloyu verince daha çok sevmeye başladım sporu, öyle diyebilirim. Eskiden daha kiloluyken pek spor yapasım gelmiyordu içimden ama şimdi keyif alarak yapıyorum. Sizi programa çıkaralım diye Ahmet Güneştekin tavsiye etti. Onu da programda ağırlıyoruz. Ağırladım daha doğrusu. Sağ olsun. Gerçekten yansıtman lazım dedi başarı hikayesini. Nasıl bir şeyiniz var Ahmet Bey'le? Aynı zamanda aldığınız sanat eserlerini aldığınız sanatçılar arasında mı? Tabii. Biz hem eserlerimizin arasında en beğendiklerimizin başında gelen sanatçılardan, hem çok değerli bir sanatçı hem çok değerli bir dost Ahmet Bey. Şu anda da dünyada belki de en hızlı piyasası yükselen veya en popüler olan Türk sanatçılardan biri. İnşallah bu başarısını devam ettirir, katlanarak büyür. İnşallah. Biz kendisini sanatçı kişiliğinin yanında insan olarak da çok seviyoruz. Çok mütevazı, çok kesinlikle, yani kesinlikle. Programda o kadar güzel ailesi, şeyler anlattı ailesi ki. Ailesi de öyle. Evet. İnşallah daha da iyi yerlerde görürüz Ahmet Bey'i. İnşallah. Bir de 6-7 yaşına kadar Adana'da büyüdün. Değil mi? Hani Adana herhalde çok önemli bir yer aslında aile. Tabii ki. Başlangıç yeri, her şeyin başladığı şehir. Ben tabii şehir. O zamanları zor hatırlıyorum. Hani evet. 6-7 yaş şu anda hatırlaması zor bir dönem ama evet. Ailen tabii ki çok önemli. Benim babam orada doğmuş, büyümüş. Evet. Dedemler keza öyle. O yüzden bizim için yeri tabii ki ayrı Adana'nın. Ben de fırsat buldukça gidiyorum valla. Ne yapıyorsun gittiğinde mesela? Kebap kesindir o mutlaka. Kesin. Kebap kesin.
Valla orada hala kalan bir iki arkadaşım var. Onları ziyaret ediyorum. Hava zaten çok güzel. Hava çok güzel. Her aynen. zaman, her zaman güzel. Yani kışın da gitsen gayet rahat edebileceğin. Birazcık daha yavaş yaşamın olduğu. Birazcık Doğru. değil, bayağı yavaş yaşamın olduğu bizle kıyaslandığında. Doğru. Bir de herhalde sinemaya da meraklısın değil mi? Hani Tabii. DVD koleksiyonu hala duruyor mu? Onu merak Ya ettik. DVD koleksiyonu duruyor ama artık şey olmuyor. Artmıyor çünkü artık Evet. yeni teknolojiler var. Artık kimse DVD, Saklamıyoruz, evet. Blu-ray almıyor aynen. Evet. Ama duruyor koleksiyon bir yerde. Bir depoda duruyor. Yakıtımız azalmış. Hemen hızlıca bir yakıt alacağız. Hakikaten iyi bir şey yapmışlar. Araştırmadan yakıt alabiliyorsunuz. Eskiden biliyorsunuz hani işte inmek gerekiyor, markete uğruyorsunuz, işte kartınızı veriyorsunuz. Hiç bunlar olmadan bir dakika içinde. Doğru. Valla güzel sistem yapmışlar gerçekten. Ben de çok beğendim. Araçtan inmeden yakıt almak istiyorum lütfen. Tamam. Hemen açıyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ olun. Sosyal medyada da çok aktifsiniz. Şimdi takip ediyor, çoğu takipçiniz var Instagram'da ve Twitter'da. Orada da aktif bir profil çiziyorsunuz. Orayla alakanız nasıl? Hani o nasıl gelişti? Bayağı da 100 binin üzerinde takipçiniz var Yani diye biliyorum. herkesin tabii nasıl geliştiyse hani Evet. özellikle Instagram konusunda ben de ilk açıldığından beri kullanıyorum. Ya ilk çıktığından beri kullanıyorum diye bir Instagram'ı. Severek de kullanıyorum. Fotoğraf paylaşmayı seviyorum. Gittiğim yerlerde sevdiğim ya manzarayı çekiyorum ya kendim çekiyorum. Yani bir şekilde güzel fotoğraf çekip onu da takipçilerle paylaşmayı seviyorum. O yüzden güzel bir mecra bence. Twitter'ı daha çok haber okumak, haber takip etmek için kullanıyorum. Ama aktifim yani Instagram'da dediğiniz gibi. Evet. Efendim bugün yol boyunca da Hacı Sabancı ile birlikteydik. Çok keyifli bir sohbet oldu. Denizcilik alanındaki faaliyetlerini anlattı. Dünya ticaretinde denizcilik gerçekten çok önemli bir alan. Bu alanda da faaliyet gösteren Densa Holding'in yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak Hacı Sabancı şirketi anlattı, gelecek planlarını anlattı. Katıldığı için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Bir kere çok keyifli bir sohbet oldu. Çok keyifli bir ortamdı. Bu güzel arabanın içinde, bu güzel havada çok güzel bir seyahat yaşadık. Bir daha çağırırsanız bir daha gelirim vallahi. Çok Tamam. keyifliydi. Otomobil değiştiğinde belki Evet. başka modeller de Vallahi yaparız. olur, Tekrar sizi mutlaka dahil etmek isteriz. Teşekkürler. Efendim yol boyunca aynı hızda devam edecek. Bizi takipte kalın. Görüşmek üzere diyorum. Silindirle sıkıştırılmış beton yol çözümleriyle bugün uygula, yarın kullan.